Manşetten iyilikler, esenlikler diliyoruz. Tabii ki konular o kadar yoğun ve olaylar o kadar peş peşe geliyor ki hangi birine yetişeceğiz veya gündem o hafta içerisinde gündemin neresinden tutacağız belli olmuyor. Ve gündemin o yoğunluğu içerisinde şu anda Türkiye'nin de ağırlıklı olarak Fransa'nın inkar yasası olarak bilinen yasası konuşuluyor. Şimdi Türk yetkililer esti, gürledi ve bazıları işte sıfır sorun dediler. İşte Avrupa ülkelerine Türkiye'nin ne kadar güçlü, ne kadar siyasi yönden bilmem gelişmiş ülke olduğunu her fırsatta anlatmaya çalıştılar. Ama gördük ki Türkiye'nin Batı ülkeleri nezdinde böyle yeterli bir ağırlığı yok. Kırmızı bültenle arananları iade etmiyor. Türkiye'nin Batı ülkeleriyle ilgili gündeme getirdiği konular, olaylara bakışlarıyla baktığımız zaman birçok konu Türkiye'nin isteklerinin dışında oluyor. Komşu ülkelerimizde sorunlar giderek daha da artmaya devam ediyor. Ve şimdi de karşımıza Fransa çıktı. Bakın, yıl 2001 yılı, yine aylardan Ocak ayı ve o dönemde de Fransa bir karar alıyor ve Fransa o kararında deniliyor ki işte Ermenilere karşı soykırım uygulanmıştır diye. Bu yasa 2001 yılında Fransız parlamentosu tarafından kabul edildi. Ve o günlerde şöyle bir karar alınmış. Bakın, bir üniversitemizin senatosu bir karar almış. Bir, üniversitemiz bünyesindeki orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında Fransızca dersleri kaldırılmıştır. İki, üniversitemiz Fransa'da düzenlenecek hiçbir bilimsel toplantıya katılmayacak. Kendisinin düzenleyeceği bilimsel toplantılara Fransa'dan katılımcı çağırmayacaktır. 3. Fransa'da ve resmi dili Fransızca olan ülkelerde görevli üniversitemiz çalışanlarının hemen Türkiye'ye dönmesi kararlaştırılmıştır. 4. Fransa'nın ürettiği hiçbir ürün satın alınmayacak, Fransa ile hiçbir ticari ilişki kurulmayacaktır. Baktığımız zaman bunu bir üniversitemiz karar alıyor, üniversite senatosu. O üniversitenin senatosunun o dönemdeki arkadaşlar bunu yakından da gösterirler ve üniversite, Başkent Üniversitesi senatosu ve kurul kararı da 19 Ocak 2001 tarih, rektör Profesör Doktor Mehmet Haberal. Şimdi demek ki 2001 yılında Mehmet Haberal, yani bugün terör örgütü lideri, terör örgütü Ergenekon terör örgütü isimli bir örgütün elemanı olduğu iddiası ile hakkında tutuklama kararı verilmiş ve halen yaklaşık 2 yıldır içeride tutuklu olan Mehmet Haberal'ın rektörü olduğu üniversite Fransa'ya zamanında en sert tepkiyi koymuş. Belki bugün hiçbir Türkiye'de hiçbir üniversitenin bugün bile ortaya koymadığı tepki o dönemde konulmuştur. Ama Türkiye'yi görüyoruz ki kendi konularıyla, ülke sorunlarıyla son derece duyarlı olan kişiler bugün birer terör örgütü mensubu olarak yargılandığına ilişkin böyle bende bir kanı uyandı. En azından böyle bir belgeyi de izleyicilerle, sizlerle paylaşma ihtiyacını duyduk. Ve sanki çok büyük kararlar alınıyormuş gibi hükümet yetkililerinin yeni açıklamaları var. İşte milli güvenlik dersini kaldırdık. İşte askerler bundan sonra milli güvenlik dersine girmeyecekler. Askerlere karşı her olayda mutlaka ve mutlaka askerleri nasıl böyle toplum karşısında etkisiz hale getirebiliriz ya da onları nasıl böyle iyice ezeriz gibi böyle bir yaklaşımlar sergileniyor. Şimdi milli güvenlik diye bir ders var ve bu ders 1926 yılından bu yana aşağı yukarı aynı konular 1926 yılından bu yana uygulanan bir eğitim sisteminin içerisinde bir parça. Tabii ki kaldırılabilir, tabii ki değiştirilebilir. Bunlara herhangi bir diyeceğimiz yok ama böyle asker olunca, asker derse girince farklı. Şimdi aynı yerlerde birçok ilde müftülerimiz din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giriyor. Şimdi yani onlar girince farklı, asker girince farklı mı oluyor bu konular? Burada böyle demokratikleşme adı altında tüm bu paketler ortaya konuluyor. Bunların da yani bu tür açıklamalarında kimseye doğru düz bir faydası olmaz. Ve açıklama tabii ki milli güvenlik dersi değişebilir, kaldırabilir, programdan Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu kararını alır, bunları değiştirilebilir ama bunlar yapılırken de
Yani karşınızdakilerini böyle ezerek, bak ben istediğimi yaparım, istediğimi yapıyorum şeklindeki yaklaşımlar da herhalde doğru bir yaklaşım değildir. Ve ülke gündeminde şu anda yeni oturmaya başlayan konulardan birisi de yargıyı hızlandırma paketi adı altında bazı değişiklikler gündeme getiriliyor ama yargıyı hızlandırma paketi dedikleri olaylar zaten yargının birçok yasalarında zaten var olan hükümler. Örneğin işte deniliyor ki tutuklulukla ilgili her tutukluyla ilgili gerekçeler ortaya konulacak diye. Yasaya bakıyorsunuz zaten var. Veya hızlandırılacak deniliyor, çek kanunu deniliyor. Çek kanunu 2 yıl önce değiştirilmiş. 2 yıl sonra yeniden çek kanunu değiştiriliyor. Demek ki Türkiye'de yasalarımızda özenli bir biçimde hazırlanmıyor. Veya hazırlanmadığını en azından düşünenler derim. Profesör Doktor Hikmet Sami Türk, eski devlet bakanı, Adalet eski bakanı ve eski Milli Savunma Bakanlarımızdan ve halen Demokratik Sol Parti Parti Meclisi üyeliği görevinde de bulunuyor ve bu konuları gerek yargı gerekse güncel konularla ilgili konuları Sayın Türk'le sohbetimize gündeme getireceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim, Türkiye'de son dönemlerde inanılmaz bir biçimde tutukluluk var. Daha doğrusu böyle tutukluluk hani sıkça ifade ediliyor bazı hukukçular tarafından. Tutukluluk işte cezaya dönüştürüldü sözünü artık son dönemde sık duyuyoruz ama böyle mahkemeye hakim karşısına çıkan kişilerde önemli bir tutuklama var. Bazı Türkiye Barolar Birliği'nin bir araştırmasına göre tutukluluk oranı mevcut mahkumlar içerisinde oran %60'a yakın. Adalet Bakanlığı yetkilileri o kadar değil. Adalet Bakanlığı yetkililerinin son açıklamalarına göre %28 falan civarında olduğu belirtiliyor. Ama buna rağmen yine de bunun hep yüksek olduğu ifade ediliyor. Siz nasıl bakıyorsunuz efendim bu tutukluluk süreleri ve tutuklamaların şimdi bu kadar yaygınlığına? Önce tutukluk nedir? Tutukluk bir tedbir. Bir suç işlediği konusunda kuvvetli belirti olan ve kaçması, delilleri yok etmesi, başkalaştırması olasılığı bulunan, ayrıca kanunda gösterilen diğer nedenlerle uygulanan bir tedbir. Anayasanın 19. maddesi bu söylediğim tutuklama koşulunu belirtmiş ve kanunda belirtilen diğer haller ise ceza muhakemesi kanununun 100. maddesinde gösterilmiş. Burada da benzeri bir tanım veriliyor. Ondan sonra da aşağıdaki hallerde bir suç işlendiği konusunda kuvvetli şüphe varsa bu takdirde tutuklamaya karar verilebilir deniyor. Şimdi ondan sonra da çeşitli suçlar sıralanıyor. Bunların arasında işte son zamanlarda milletvekillerinin dahi tutuklu olarak kaldığı anayasal düzene karşı işlenen suçlar. Şimdi orada dahi karar verilebilir deniyor. Ama mahkemelerimiz çok kolayca tutuklama kararı verebiliyorlar. Bu uygulama hatalı bir uygulamadır. Bir suç işlediği henüz kesin olarak belli olmayan, hüküm giymemiş bir kimseyi yıllarca ceza infaz kurumunda tutuklu olarak tutuyorsunuz. Aslında gerek anayasamıza göre gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre davaların makul süre içerisinde sonuçlandırılması gerekir. İşte biraz önce bir belgesini okuduğunuz Haberal. Neredeyse 2 yılı aşkın bir süreden beri tutuklu. Ben vaktiyle rahmetli Profesör İhsan Doğramacı hayattayken beraber onu ziyaret ettik. Doğramacı'nın çok sevdiği bir insandı. Evet. Onun öğrencisi. Beraber o zaman henüz cezaevinde değil ama hastanede bulunuyordu. Ne kadar üzgün olduğunu orada görmüştük. Henüz daha ilk haftasındaydı. Ama bu insan şimdi 2 yıl aşkın süreden beri tutuklu. Henüz yargılama fırsatını bulmadı. Bu arada milletvekili seçildi. Ama milletvekili seçildiği halde tahliye edilmiyor. Bu da ayrı bir şey. Şimdi bir defa şunu belirtmek gerekir. Bazı konularda sizin de demin işaret ettiğiniz gibi
kanunlar işte örneğin tutuklama veya tahliye isteminin reddi, bu konuların hep gerekçeli olarak yazılması gerekir. Ama yasalarda öyle yazıyor efendim. Evet. Klişeleşmiş bir takım gerekçeler var. Örneğin burada işte ceza muhakemesinin 100. maddesine göre katalog suçlardan olmasına, bu yargının geliştirdiği bir ifade. Çünkü orada sıralıyor, 15 evet. kadar suç sıralanıyor. Bunun arasında anayasal düzene karşı işlenen suçlar, yani darbe girişimi gibi. Ama bu formül tatmin edici değil. Yani örneğin madem haber azdan başladık, gazeteci arkadaşlarınız da evet. örneğin Tuncay Özkan, Balbay, bunun Mustafa Balbay, bunlar da verilebilir. Veya diğer milletvekilleri, örneğin bu KCK, KCK davasından tutuklu olan milletvekilleri de var. Var. Evet. Milletvekili seçildiler ama buna rağmen serbest bırakılmıyorlar. Bir defa bu tutuklama nedeni varsayılabilir deyince onu varsayılır diye değerlendiriyor mahkemelerimiz ve tutuklamasına karar veriliyor. Ama ondan sonra kısa zamanda yargılayıp karar verse pek itiraz edilemez. Ama yıllarca devam ediyor dava. Mahkemelerimiz çok ağır iş yükü altında ve son zamanlarda bir de özellikle bu işte Silivri davalarında gündeme gelen uzun iddianameler var. Bu iddianameler nasıl düzenleniyor? Örneğin işte bir kimse hakkında işte yargı kararı ile iletişimin tespiti, telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti kararı alınıyor. Bütün telefon görüşmeleri, bu arada sohbetler vesaire, bütün bunlar kaydediliyor ve şimdi bunlar mahkemeye gidiyor. Oysa Cumhuriyet Savcılığı'nın bunların içerisinde suç teşkil eden hangisidir? Evet. Bunu ayıklayıp ona göre iddianame düzenlemesi gerekir. Davanın da ona göre açılması gerekir. Herhalde çok dar bir yorum yapılıyor ve yıllarca süren davalarla o uzun iddianamelerin okunup karara bağlanması olası görünmüyor. Bir de evet, dediğiniz gibi iddianameler de çok kapsamlı oluyor. Evet. Binlerce sayfa, eki evet. son derece kalabalık. Yani ekler. O zaman hakim ne zaman okuyacak bunu? Ne zaman okuyacak? Veya işte ağır ceza mahkemelerinde işte çok üyelerin bir de tartışması gerekiyor bunu kendi aralarında. Tabii. O nedenle kolay değil. Bu sağlıklı bir yol değil. Ve Türkiye'de zaman zaman işte son olarak Genelkurmay Başkanı, eski Genelkurmay Başkanı tutuklandı. Evet. Burada da yani şimdi tutuklamaya karar veren mahkeme eski devlet güvenlik mahkemelerini yerine alan ve özel yetkili mahkeme olarak şimdi adlandırılan mahkemedir. Bunlar da ceza muhakemesi kanunun 250. maddesi çerçevesinde görev yapıyorlar. O da mesela orada yargı merciği tartışmalı. Şimdi anayasada son olarak yapılan değişiklikler arasında konan bir takım hükümler var. Evet. Bir defa o konuda anayasanın 145. maddesine baktığınız zaman işte orada devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine kadar suçlara ait davalar herhalde adliye mahkemelerinde görülür. Yani askeri kişiler tarafından da işlense. Şimdi buna bakınca başbuğu bu normal, 250. maddeye göre bir orada özel mahkeme tarafından yargılanır. Ama iş burada bitmiyor. Bu genel hüküm. Genelkurmay Başkanı bakımından farklı bir hüküm var. Bir de anayasanın 148. maddesinde şu hüküm. Bu da önceki hüküm gibi 12 Eylül 2010 günü yapılan halk oylamasıyla kabul ettiğimiz bir hüküm. Genelkurmay Başkanı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanı görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanır. Şimdi, evet, şimdi burada hangisi doğru efendim? Evet, biri böyle diyor. Şimdi bu madde 148 ayrı, öbürü 145 ayrı. Hukukta bir ilke vardır. Bir konuda hem genel hüküm hem özel hüküm varsa özel hüküm uygulanır. Yani burada da bu uygulanacak. Ama burada deniyor ki işte darbe girişimi özel hüküm değil. Darbe girişimi var mı? Orada işte bir takım bu Genelkurmay'ın işte ajandaları söz konusu. Orada bir takım şeyler yapılmış. Aslında eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un göreve geldiği zaman bunlar çok sayıda olan bu çeşit internet sitelerini kapattırdı. Sadece 4 tanesini bıraktığı anlaşılıyor. Orada yazılanlar
Şimdi bunlar bir darbe girişim, darbe elverişim, o yönden de eleştirilebilir. Ama burada şimdi bu göreviyle ilgili değildir deniyor. Bir defa tabii darbe girişimi var mı, böyle bir hazırlık var mı, onu mahkeme kararına bağlayacak. Ama bunun eğer varsa Genelkurmay Başkanı sıfatıyla yaptığı bir işlemden dolayı yargılanma söz konusu. Evet. O nedenle yani vatandaş İlker Başbuğ olarak değil, vatandaş İlker Başbuğ'un yaptığı bir işlem dolayısıyla değil ama Genelkurmay Başkanı sıfatıyla yaptığı bir işlemden dolayı yargılanma söz konusu, bu göreviyle ilgili. Şimdi buna karşı işte darbe yapmak görevle ilgili değil. Doğru. Ama onun o sıfatla böyle bir girişim iddiası da yargılanması söz konusu. Eğer rüşvet almış olsaydı bundan dolayı nerede yargılanacaktı? Burada Yüce Divan'da. Yüce Divan'da. Çünkü rüşvet almak Genelkurmay Başkanı'nın görevi mi? Değil. O nedenle o sıfatla yaptığı işlemler dolayısıyla yani o rütbede olduğuna göre tabii, yargılama yeri de burası. Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'dir. Evet. O nedenle bu konu son zamanlarda maalesef mahkemelerimiz katı yorumlar efendim, yapıyorlar. Efendim bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela şunu siz söylüyorsunuz. Hukukçular da bu konularda konuşuyor. Ama hukukçular aynı konuda az önce okuduğunuz anayasa maddesi. 145 ve 148. maddeleri okudunuz. Şimdi bunu okuyan, yorumlayan diğer hukukçular da var. Veya uygulamanın içerisindeki şu anda işte komutanla ilgili böyle karar da alınmış sonuçta. Niye efendim Türkiye'de bu kadar böyle hukukçular aynı konuda, aynı maddeler üzerinde bu kadar farklı düşünebiliyor, farklı yorumlara sebep oluyor? Siz az önce dediniz ki evet genel hükümlerde bu var 45. maddede. Ama 148. madde özel hükümler bölümü, özel hükümler her zaman genel hükümlerinde üzerinde olur diyorsunuz. Peki bunu diğer hukukçular bilmiyorlar mı efendim? Yani, ya da olay farklı bir biçimde mi, kasıtlı olarak mı böyle insanlarda kafa karışıklığına yol açıyor? Ben ne düşünüyorsunuz? Yani elbette bilmeleri gerekir ama burada yani maalesef. Bu kadar böyle esrarengiz bir madde mi? Böyle açık bir madde değil mi? Hayır, bence çok açık. Gerçi yorum farkı denebilir ama bir de şu denir yani en az dört hukukçu bir aradaysa en az beş fikir ortaya çıkar gibi bir görüş de vardır. Bu mizah olarak söylenebilir. Evet. Farklı görüşler olabilir ama kanunları biz Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasamızın değişmez maddelerinden ikinci maddeye göre demokratik bir hukuk devleti olduğunu göz önünde bulundurarak insan haklarına saygı evet. Demokratik bir hukuk devleti olduğunu göz önünde bulundurarak yorumlamak durumundayız. Ona göre. Ama katı yorum yapıyoruz. Aynı şekilde bu milletvekillerinin tutukluk kalması konusunda. Evet. Milletvekili seçilip halen görevine başlayamayan 8 milletvekili var. Oysa Türkiye bunu da 1950'lerde açmış. Bakınız yine bir meslektaşınız 1950'de İşte rahmetli Mümtaz Faik Fenik Zafer Gazetesi'nin başyazarı. Evet. Demokrat Parti'nin yayın organı. Ankara milletvekili seçildi. Seçildiği tarihte tutukluydu. Ama seçilince serbest bırakıldı. Veya 1957'de Osman Bölükbaşı. Biliyorsunuz Osman Bölükbaşı Kırşehir'den hep milletvekili seçilmiştir. Evet. Ve Demokrat Parti iktidarı Kırşehir'i cezalandırmak için ilçe yaptı. Kırşehir'i ilçe yaptı. Bölükbaşı çok sert bir konuşma yapmıştı. Ondan dolayı o da tabii ayrı bir aykırılık, anayasaya aykırılık. Bölükbaşı tutuklandı. Ve cezaevine girdi. Fakat aynı yıl içerisinde iktidar görüş değiştirdi. Kırşehir'i tekrar il yaptılar ve Kırşehir yerine il yapılan Nevşehir'de il olarak devam etti. Böylece evet. Türkiye iki il kazanmış oldu. Bölükbaşı 1957 seçimlerinde aday oldu ve Kırşehir'den tekrar seçildi. Ama bu kez seçilir seçilmez serbest bırakıldı. Anladım. Yahut daha yakın tarihte 1997 yılında BDP'li milletvekili veya o zamanki adıyla BDP. Evet. Sabahat Tuncel İstanbul'dan bağımsız milletvekili seçildi. Ama seçilince serbest bırakıldı. Şimdi bu kararları veren de yani Türk mahkemeleriydi.
Ama bunlar doğru karar. Adalete uygun karar. Kanun, anayasanın ruhuna uygun karar. Ama şimdi tutuklu. Şimdi milletvekili seçilmiş. Kaçması mı söz konusu? Çünkü anayasa diyor ki suç işlediği konusunda kuvvetli şüpheler, kuvvetli belirtiler olacak. Ama kaçması, delilleri yok etmesi, başkaraştırması olasılığı bulunacak. Şimdi burada da yani hem bu seçilen milletvekilleri, bunlar nereye kaçacaklar? Bunlar gelecekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Andıcıp göreve başlayacaklar. Ama bu fırsat kendilerine verilmiyor. Yani biz 1950'ye göre hesap edin kaç, 60-61 yıl daha geriye gitmişiz. Yani o zaman ulaştığımız anlayıştan, demokratik hukuk devleti anlayışından daha geriye gitmişiz. Yani bu yanlış, bu uygulamalar yanlış. Ama ben milletvekilleri bakımından şöyle bir madde eklenmesini önerdim ceza muhakemesi kanununa. Evet. Tutuklu milletvekili seçilirse derhal yargılanır. Burada şimdi dayanak şu. Anayasanın 83. maddesinde şu var. Milletvekili seçilen dokunulmazlığın kapsamında tutuklanamaz, tutulamaz ama işte anayasanın 14. maddesi bunun dışında. Evet. Şimdi 14. maddede işte ülke bütünlüğüne yönelen suçlar, işte anayasal düzene yönelen suçlar var. Fakat burada da şimdi tutuksuz yargılama diye bir kurum olduğunu unutmamak gerekir. Yani bu insanları yine yargılayan, eğer böyle bir suç işledikleri iddia ediliyorsa hiç kimsenin hesap vermeme özgürlüğü yok. İşlemiş olduğu bir suçtan dolayı yargılansın ama tutuksuz yargılama diye bir olanak var. Bırakınız gelsinler, görevine başlasınlar ama bir taraftan yargılama devam etsin. İstisnayı o şekilde dar yorumlamak gerekir. O nedenle orada da yanlış bir uygulama var. Şimdi bütün bunlarla biz yani adeta böyle mahkemelerimizde haksız yere tutuklanmış insanlara işte bir şey, yargı kararlarıyla olanak yaratan bir durumdayız. Bu yanlış, bu uygulamadan vazgeçilmesi gerekir. Evet. Efendim şimdi genelde son dönemlerde bu tür daha çok işte tutuklamalarda söz edilen veya kritik davalarda hep gündeme gelen mahkemeler özel yetkili mahkemeler. Siz de az önce demiştiniz eski devlet güvenlik mahkemelerinin isim değiştirilmiş biraz şekli, sadece asker üyelerin olmadığı bir yapıya dönüştü. O zaten bizim zamanımızda 1999'da biz seçimden sonra yaptığımız ilk anayasa değişikliğiyle devlet güvenlik mahkemelerinden bütün bir askeri vardı zaten. Kaldırılmıştık. Evet. Şimdi efendim bu özel yetkili mahkemelerin durumu da tartışılıyor. Efendim mahkemelerin özeli mi olurmuş, geneli mi olmuş, işte kaldırılmalıdır deniliyor. Siz nasıl diyorsunuz efendim, nasıl bakarsınız? Şimdi dediğim gibi özel yetkili mahkeme bu işte 250. devlet güvenlik mahkemelerinin yerini alan mahkeme. Şimdi oraya da baktığımız zaman bakınız 250. maddeyi bulalım şimdi. Evet. Evet. Şimdi burada sıralanıyor. Birinci bentte işte ama kapsamlı olarak uygulanan bu Türk Ceza Kanunu 2. kitap 4. kısım 4, 5, 6 ve 7. bölümde tanımlanan suçlar, anayasal düzene karşı suçlar bunlar arasında. Fakat özetle burada terör ve organize suçlar diyelim efendim. Burada da bir hüküm var. 3. fıkrasında şöyle diyor. Birinci fıkrada belirtilen suçları işleyenler sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun bu kanunla görevlendirilmiş ağır ceza mahkemelerinde yargılanır. Yani özel yetkili mahkeme nerede yargılanır olarak adlandırılan bu. Böyle bir yasal ifade değil bu. Fakat Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile savaş ve sıkı yönetim halinde askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır. Dolayısıyla biraz önce örneğin eski Genelkurmay Başkanı hakkında okuduğumuz madde onun Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmasını gerektiriyor. Dolayısıyla orada yargılanacak olanlar bu özel yetkili mahkemelerin görev alanı değil. Ama efendim yargılanmıyor peki bu nedir yani? Maalesef. Yani umuyorum ki Yargıtay'a geldiği zaman bu konuda sağlıklı bir karar verir. Ama mahkemelerin çok
uzun süren bir şekilde yargılama yaptığını görüyoruz. Yani mahkemelerimiz evet çok ağır bir iş yükü altında. Ağır bir yük, gerçekten ağır. Bunun bir nedeni de çok kolay dava açılıyor. Çok kolay tutuklama yoluna gidiliyor. Yani ben şu anda özellikle bu Silivri davalarında yargılananlar, onlardan hiçbirisinin davası sonuçlanmadı. Kolay kolay da sonuçlanacağı yok. Ama ne ölçüde mahkumiyet kararı çıkacağından şüpheliyim. Yani belki de beraat edeceklerdir ama o arada işte tutukluk infaza dönüşüyor. Yani evet, haksız yere tutuklanmış olun diyor. Daha henüz kesin hüküm verilmediği halde bu insanlar 2 yıl 3 yıl bu makul süre içerisinde davanın görülmesi değildir. Bir de şöyle denilir mesela, bu tutukluk süresi makul kabul edilemez. Mesela bir de hep şöyle denilir. Yani daha doğrusu böyle, bu sadece özel yetkili mahkemelere değil, genel bu kişiler bu kadar içerideyse, diyelim ki devam eden bazı davalar işte 4 yıl, 5 yıl, 1 yıl, 1,5 yıldır içeride tutukluklar var. Tamam, bunlar nasıl olsa bu kadar içeride yattığına göre mutlaka bunlara en azından yattığı süreyi karşılayacak bir ceza verilir. Hani olay doğru mahkemelere değil, gitmesi. Böyle yorumlar da yapılıyor. Hayır, bu yorumlar çok yanlış olur. Bu adalet bu değil. Değil mi? Adalet bu değil. Yani adalet o zaman mülkün temeli olmaz. Çünkü adalet mülkün temelidir. Bu bir özdeyiş. Bütün dünya dillerinde olan bir özdeyiş. Onun için yani haksızlık yapmamak gerekir. Yargı eliyle haksızlık yapmamak gerekir. Yargı eliyle biz diktaya gitmememiz gerekir. Yani evet, bu kadar insanın böyle çok kolayca tutuklanabilmesi, bu kolay kolay kabul edilebilir bir şey değil. Düşünün şu anda sanıyorum 100'ün üstünde general tutuklu. Evet. Yani bu gidişle Allah göstermesin bir savaşa çıkacak olsa orduya komuta edecek subay bulmakta zorluk çekeceğiz. Evet. Şimdi efendim, peki bu özel yetkili mahkemelerin bu durumda Türkiye'de bu kadar tartışma konusu da olması doğal mı? Yani tartışılmalı mıdır bu konunun? Yani veya bu mahkemelerin teklifi olduğu için soruyorum. Mesela sizin bakışınız nasıl olur böyle bir durumda? Şimdi Türkiye'de de tabii ki şu mahkemelere de ihtiyaç yok mu? Şimdi terörle ilgili konu Türkiye, evet, yıllardır terörün içerisinde terörle organizasyonlar bunların görev alanında. Türkiye'de yaygın. Şimdi bu mahkemelerin kaldırılmasıyla da terör veya işte organize suçlar konusunda bir zafiyet de olmaz mı? Şimdi bu mahkemeler zaten Türkiye'nin her tarafında değil. 9 bölgede evet, var. Evet. Şimdi o nedenle uygulama doğru yapılmak kaydıyla kalabilir bu mahkemeler. Ama bu uygulamayı gördükten sonra, yani bu özel yetkili mahkeme olarak adlandırılan mahkemeler eski devlet güvenlik mahkemelerini aratmaya başladı. Yani evet, olmaz. Eski DGM'lerde evet. Yani eski devlet güvenlik mahkemeleri kaldırıldı. O zaten bir süreç sonunda, örneğin biz 1999'da askeriyeyi kaldırmıştık. Ondan sonra tamamen anayasadan çıkarıldı ama onun yerine kanunda işte bu özel yetkili mahkemeler devlet güvenlik mahkemelerinin görevlerini yerine getiriyor. Bazı uygulamada bazı istisnai hükümler var. Evet. Ama bunlar aslında bu hem suçların daha iyi mahkemece değerlendirilmesini hem de süratlendirmesini sağlamaya, davanın süratlendirilmesini sağlayan yönelik hükümler. Yani ama bir ihtisas mahkemesi olması evet, gerekir. Tabii bir uzmanlık mahkemesi olabilir. Yani terör, örneğin Türkiye'de terör en önemli sorunumuz. Bölücü terör yıllardan beri Türkiye'nin en önemli sorunu haline geldi. Evet. Bu başka bir takım terörizm etkinlikleri de var ama bölücü terör Türkiye'nin en önemli sorunu, olayı. Yani 1980'li yıllardan bu yana neredeyse 30 yıl ülke gündeminde en önemli yeri işgal ediyor. O zaman peki baktığımız zaman sonuçta efendim, yani bu mahkemeleri ne olmalıdır? CHP'nin böyle bir önerisi var az önce dediğim gibi işte diğer. Şimdi bunlar tabii, bu öneriler tepki. Evet. Ama kanuna baktığınız zaman işte örneğin biraz önce okudum. Evet. İşte eski Genelkurmay Başkanı anayasada yargılanması gereken bir insan ve bunu zaten bunun dışında tutmuş. Ama mahkeme kabul etmiyor bunu.
sanırım bu konuda yapılan başvuru reddedildi, mahkemece reddedildi. Evet. Yani kanunların geniş bir ufukla uygulanması gerekir. Bizim hakimlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devleti olduğunu unutmadan ona göre karar vermeleri gerekir. Aksi takdirde biz yani yargı eliyle bir diktaya gitmiş oluruz. Çok yanlış olur bu. Çok yazık olur. Siz nasıl bakıyorsunuz efendim, böyle yani olup bitenlere böyle bakınca, Adalet Bakanı'nı da yapmış bir kişi olarak, bu yargının bu kadar böyle tartışma konusu olmasını? Şimdi burada tabii bir de şu var, yani maalesef son zamanlarda bu mahkemelerin kararları hakkında siyaset adamları da yorum yapmaya başladı. Evet. Yani başta başbakan olmak üzere. Yani başbakan işte bu mahkemelerin verdiği böyle tutuklama kararlarını memnuniyetle karşıladığını ifade eden açıklamaları var. Karşı olanlar farklı görüşler söylüyorlar. Kesinleşmiş mahkeme kararları aslında tartışma konusu olabilir. Ama maalesef işin önemi dolayısıyla ve suçlanan kişilerin toplumdaki yeri dolayısıyla bu çeşit yargıya müdahale anlamına gelebilecek açıklamalar yapmalarına neden oluyor. Bundan kaçınmak gerekir. Ceza kanununa göre, ceza kanunu 288. maddesine göre devam etmekte olan bir dava ile ilgili olarak görüş açıklamak suçtur. Bakınız, bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bir suç. O nedenle yani konuşurken hele belli bir olayla ilgili olarak görüş açıklamaktan kaçınmak gerek. Kesin hüküm verildiği zaman tabii yargı kararları da eleştiri konusu olabilir, olmalıdır da. Peki efendim, ama Türkiye'de hemen her olay bu kadar, her olay daha ilk gözaltılar alındığı andan itibaren Türkiye'de tartışma konusu oluyor. Şimdi burada bir de bir şey var. Ben o konuda da temize gidilebileceğini düşünüyorum. Mesela bu bir takım ara kararlar var. Tutuklama da tahliye isteminin reddi. Bu kararlar dolayısıyla da ben temiz yoluna gidilebileceğini düşünüyorum. Ama bu benimsenen görüş değil. Yani şu anda yargıda benimsenen görüş değil. Usul kanunda benim görüşme buna olanak veren hükümler var. Evet. Efendim, bu yargının belki en çok tartışmalı olduğu bir dönemi mi geçiriyoruz baktığımız zaman? Evet. Yani burada tabii şu kaygılar insanın aklına geliyor. Acaba yargı siyasete alet mi oluyor? Yani siyasi iktidarın görüşleri paralelinde mi hareket ediyor? Bugün işte örneğin işte biraz önce sözünü ettik Sayın Başbakan'ın işte bu yargılamalar konusundaki, Silivri yargılamaları konusunda yaptığı açıklamalar. Evet. Bunlar iktidarın bu konudaki görüşünü yansıtıyor. Yargı o paralelde hareket ediyor. Bu mu söz konusu? Bundan dolayı tabii ciddi kaygılar var. Evet. Ve bunlar yargıya yani, olan güvenini tabii de azaltıyor. Bu yargının tabii bağımsızlığı ile bağdaşmaz. Yargı bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Ve bir de tabii biraz önce Ceza Mahkemesi Kanunu 288. maddesini okudum ama Anayasa'nın 138. maddesinde de görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak hiç kimsenin mahkemelere emir, talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde dahi bulunamayacağı yazılı. Ama maalesef uygulamada tersi oluyor. Anladım. Evet. Efendim, şimdi yargı deyince biraz önce Genelkurmay Başkanlığı'ndan da örnek verdik. Siz Milli Savunma Bakanlığı görevinde de bulunduğunuz için soruyorum. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'larla, daha doğrusu sivillerle askerler arasında böyle bir sorunlar falan hakikaten yaşanır mı, yoksa Türkiye'de bu konular biraz abartılıyor mu? Şimdi aslında 1960 ihtilaliyle önemli bazı değişiklikler oldu. 1960 öncesinde
Milli Savunma Bakanı, evet, daha doğrusu Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıydı. Evet. Ve o zaman mahkemelerle ilgili işlemleri, hakim ve savcıların atanmasını Adalet Bakanlığı yapardı. Ama 1960 öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle bir değişiklik yapıldı ve Milli Savunma Bakanlığı Başbakanlığa bağlandı ve bütün hakim ve savcıların atanması, özlük işleri, onlar da o zaman bir Yüksek Savcılar Kurulu, bir de Yüksek Hakimler Kurulu oluşturuldu 1961 anayasında. Daha sonra 1982 anayasında bu iki kurul birleştirildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oldu. Şimdi bütün bunlar daha önce yaşanmış olan bir takım olaylara tepki olarak ve 1982 anayasasında da Genelkurmay Başkanı'nın konumu ile ilgili bir hüküm var. Orada Genelkurmay Başkanı'nın Bakanlar Kurulu kararı ile atanacağı yazılı, ama görevlerinden dolayı Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a karşı sorumlu olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla şimdi, siyasi iktidara bağlı değil mi efendim? Bakınız, Genelkurmay Başkanı Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca atanır, görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan'a karşı sorumludur. Daha önce Milli Savunma Bakanı'na karşı sorumluydu. Burada işte bu 1960 ihtilalinde dönemin Genelkurmay Başkanı'nın tutuklandığını hatırlayınız. Rüştü Erdoğan'ın. Evet, onun Demokrat Partilerle birlikte yasada yargılandı ve mahkum oldu. Ama bütün bunlar aslında yasada kararlarının adil olmadığı, yani ve mahkemenin doğrudan doğruya kuruluşu itibariyle, evet, orada yaptığı yargılamalar itibariyle bir hukuka aykırı olduğu bugün artık kabul ediliyor. Ama o dönemden kalan bir takım şeyler. Şimdi Genelkurmay Başkanı birçok ülkede Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıdır. Yani normal olan da aslında odur. Çünkü Genelkurmay Başkanlığı işte orduyla ilgili bütün düzenlemeleri yapan, yürüten kuvvet komutanlarının işte başında, evet, Genelkurmay Başkanı. Ama Başbakanlığa bağlamakla işte burada izlenen şey onu biraz daha yüceltmek, bir anlamda yüceltmek, daha sonradan başbakana bağlı olması daha tabii, farklı tabii. Bu düşünülebilir. Fakat şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Yani bu protokole dahi yansıyor. Protokolde bakanlar, Milli Savunma Bakanı dahil, Genelkurmay Başkanı'nın arkasındadır. Evet. Yani bu kural dolayısıyla. Şimdi bu da doğru değil. Yani sonuç itibariyle bir bakan bütün işleri dolayısıyla sorumludur. Evet. Parlamentoya karşı sorumludur. Aynı biçimde Genelkurmay Başkanlığı pekala Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanabilir. Bugünkü durumda ama Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay'ın, ordunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün işte donanımıyla, teçhizatıyla ilgili, İHŞ'siyle ilgili olan her türlü işlemleri yapan, onları tedarik eden bakanlık durumunda. Evet. Şimdi dolayısıyla yani Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasında bir sakınca yok mu diyorsunuz? Olabilir tabii, yani bağlanabilir. Evet. Buna mesela Milli Savunma Bakanlığı döneminde böyle askerlerle bir sorun falan olur mu efendim, siyasetçiler öyle bir sorun yaşanıyor mu? Şimdi biz bir sorun yaşamadık. Ama evet, Türkiye'de biliyorsunuz 1960'tan beri bir defa 27 Mayıs 1960 işte devrim, evet, dendi, ihtilal dendi, darbe dendi. Şimdi daha çok darbe olduğu vurgulanıyor. 12 Mart 1971 askeri muhtırası, o muhtırayla verildi ama bir askeri müdahale, ondan sonra hükümet çekildi ve 12 Mart döneminde 1961 anayasında köklü değişiklikler yapıldı ve 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi veya darbesi, işte ondan sonra da gerek 1961 anayasası sonrasında gerek 1980
1960 askeri müdahalesi sonrasında, gerek 1980 müdahalesi veya darbe sonrasında kurucu meclisler kuruldu. Yeni anayasa yapıldı. Ve tabii bunlar bizim gerek siyasi tarihimizde gerek hukuk tarihimizde çok önemli ara dönemler olarak yer aldı. Yer aldı, evet. Şimdi bir de tabii o müdahaleyi yapanların yargılanması, o da ayrı bir tartışma konusu. O ne olacak efendim? Onunla şimdi bağlantı işte oradan bir oraya evrene geç. Karşı hayatta evet. Kalan 12 Eylül 1980 askere müdahalesini yapan işte 5 general vardı. 12 Eylül 1980 askere müdahalesi 1960'takinden farklı olarak emir komuta zinciri içinde yapıldı. Onlardan 2 kişi, eski Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya hayatta. 1960 askeri müdahalesi yapan subaylardan da hayatta olanlar var. Ama gerek 1961 anayasında gerek 1982 anayasında bu askeri müdahaleleri yapanlar ve işte o dönemde kurulan Milli Birlik Komitesi 1960'da kuruldu. Evet. Ve 1980 sonrasında kurulan Milli Güvenlik Konseyi kurulu. Milli Güvenlik Konseyi. Kurulu. Konseyi. Kurul, bugünkü evet. Milli Güvenlik Kurulu. O sürekli kurul. Şimdi bunların hiçbir cezai, mali, hukuki sorumluluğa tabi olmadıkları belirtildi. Bu 1982 Anayasası'nın işte 15. maddesinde yazılı olan hüküm aslında 1961 Anayasası'nın geçici 4. maddesinde yazılan hükmün işte Milli Birlik Komitesi yerine Milli Güvenlik Konseyi. Demek suretiyle çok az değişiklik uygulamış bir evet. metnidir. Şimdi bunun da tabii bir defa işte askeri müdahale teşebbüsü, bu bir suç. Hatta 1960 öncesinde idamla cezalandırılan bir suç idi. 1980 öncesinde de gene öyleydi ama bu konuda herhangi bir ceza verilmeyeceği anayasaya kondu. Bir de tabii oldukça geniş kapsamlı. O dönemde görev yapan başka kurumlar var. Örneğin 1961'de de 1982'de de kurucu meclisler anayasaları yaptı. Onların üyeleri var. O dönemlerde kurulan hükümetler var. Onların üyeleri var. Nitekim işte o dönemde başbakanlık yapan Bülent Ulusoy hakkında da şimdi dava açılmak istendiğini okuyoruz. Evet, evet. Ama şimdi burada hukuki bakımdan bu özellikle 12 Eylül 1980 askeri müdahalesini yapanlar hakkındaki davalar bu anayasanın geçici 15. maddesinin kaldırılmasından kaynaklanıyor. Evet. Evet. Anayasanın onların yargılanamayacağını belirten geçici 15. maddesi kaldırılması. Evet. Acaba bu durumda yargılanabilirler mi? Benim görüşümle yine yargılanamazlar. Çünkü burada bir defa ceza hukukunun bir takım temel ilkelerine aykırı hareket edilmektedir. O da şu. Bakınız, ceza kanununun bir temel ilkesi var. O da şu. İşlendikten sonra 7. madde. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez. Hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Şimdi bir defa şu ilke vardır. İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez. Şimdi diyelim ki 12 Eylül günü veya 11 Eylül günü evet. suç sayılıyor. Ama ondan sonra şu hüküm geliyor. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı yani kimseye ceza verilemez. Geçici 15. maddesi göre. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanun. Bu da bununla da kalmıyor. Bir hüküm daha var. O da şu. Bu 7. maddenin ceza kanunun, Türk Ceza Kanunu 7. maddesinin 2. fıkrasında şöyle bir hüküm var. Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. Yani suçun işlendiği zaman diyelim ki bu sonra, eski ceza evet. kanununun 146. maddesi. O zaman 146. maddesi vardı bu evet. işte anayasal düzene karşı suç.
cebren anayasayı tebdil ve tahir etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırma, evet, vesaire. O zaman kanuna göre suç. Ama daha sonraki kanun, bu geçici 15. madde kaldırmış olsa da şimdi, ama bu yerini almıştır. Tarihteki yerini almıştır. Mevzuattaki, evet, yerini almıştır. Onun hükmü lehte olan hüküm. Dolayısıyla lehte olan hükmü uygulamak durumundasınız. Yani bizim ceza hukukumuzun dayandığı temel ilkeler bu. Ve bir de şu var. Bakınız, 1982 anayasası halk oylamasıyla kabul edildi. Ama bu anayasanın çok ilginç bir hükmü var. Geçici birinci maddesi. Geçici birinci maddesi diyor ki, bu anayasanın halk oylamasıyla kabul edildiği gün devlet başkanı olan kişi cumhurbaşkanı seçilmiş sayılır. Evet. Ve 7 yıl süreyle bu görevi yürütür. Ve bunun geçici başka maddeleri de var. Bu Milli Güvenlik Konseyi'nin yanında bir de bu Milli Güvenlik Konseyi üyeleri için bir Cumhurbaşkanlığı Konseyi statüsü kabul edildi. Bir süre onlarda görev yapıldı. Şimdi bu anayasa bu şekilde kabul edildi. Yani bir anlamda anayasanın kabulüyle o 12 Eylül 1980 askeri müdahalesini yapan kimselerin konumu özdeşleştirilmiş oldu. Şimdi daha sonra kurulan bütün hükümetler, evet, parlamentolar, hepsi dayanağını, hukuki dayanağını bu anayasadan alıyor. Eğer biz bu anayasayı yapanlar, işte o kurucu meclisi kuranlar, geçici 15. madde onlar hakkında da hüküm var. Şimdi bunları kaldırdık diye bunları yargılayacak olursak, o zaman bir anlamda bu anayasanın dayandığı hukuki temeli ortadan kaldırmış oluruz. Evet. Bu çok vahim bir hukuki durum yaratır. Ama efendim artık o hale gelmiş ki, işte o konuyu örnek görüyorsunuz, yargılanamaz diyorsunuz, yargılanıyor. İşte tutuklama şurada yargılanmalıdır diyoruz, orada yargılanmıyor. Yani Türkiye'de demek şimdi ki şimdi tabii farklı... burada bunlar da nerede yargılanacak? Eğer yargılanırsa, evet, biraz önce söylediğim gibi şimdi bunlar hakkında da özel yetkili mahkemede dava açılıyor. Evet, bunlar yani Ankara'da yargılanmalı. Ankara'da dava açılıyor. Bunlar da aynı şekilde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanı bunlar. Tabii. O dönemde. 8. madde. Evet. Tabii, yani benim görüşümde bir de şu var. Konunun zaman aşımı yönü var. Şimdi burada deniyor ki zaman aşımını, işte bu şeyin kaldırılması, geçici 15. maddesinin kaldırılması. Deniyor. Evet. O şuna dayanıyor. Bu eğer bu dava açılmasını engelleyen durum bir makamdan izin alınması gereğinden kaynaklanıyorsa, o izin işte alınıncaya kadar zaman aşımı işlemez. Şimdi burada bu geçici 15. madde böyle bir engel kabul ediliyor. Geçici 15. maddenin kaldırılması bir izin anlamına geliyor, değerlendiriliyor. Ama bu değil. O izin, örneğin bugün işte bu Türk Ceza Kanunu 301. maddesi var. Evet. İşte Türklüğü, tahkir, tezif gibi aşağılama. Bunun hakkında dava açabilmek için Adalet Bakanı'nın izin vermesi gerekiyor. İşte orada kastedilen izin bu çeşit izinler. Yoksa burada bir anayasal düzen söz konusuydu ve bu kaldırıldı. Bunun kaldırılmasının benim görüşümde sembolik bir anlamı var. O da şu: Türk milleti artık darbelere hiçbir şekilde itibar etmiyor ve bunu tarihinde bir daha yaşamak istemiyor. Ama öbür taraftan işte o dönemde bu görevde bulunan Genelkurmay Başkanı, işte onların oluşturduğu Milli Güvenlik Konseyi, o dönemde kurulan hükümetler, o dönemde toplanan danışma meclisi ve o dönemde görev yapan bütün insanlar, onlar hepsi geçici 15. madde kapsamında. Yani bunları suçlu kabul edecek olursak, evet, altından kalkamayız ve Türk toplumu çok tehlikeli bir revanşizm dönemine girer. Geçmişten intikam almak. Biz geçmişle uğraşıyoruz. Sürekli olarak bu davalarda hep geçmişle uğraşıyoruz. Bunlar artık kapatılmış olması gereken konulardır. Biz ileriye bakmamız gerekir. Böyle işte Fransa'nın şimdi yaptığı gibi geçmişten hesap sormak. Yani bu duruma düşmemeliyiz. O da bir revanşizmdir. Fransa'nın yaptığı da bir revanşizmdir. Fransa ne yapıyor?
İşte 2001 yılında bir kanun çıkardılar önce. Oraya geçeceğiz efendim. Evet. Oraya geçmeden o zaman şeye evet. geçelim. Fransa işte soykırımı, 1915 soykırımı tanır. Evet. Şimdi efendim, şimdi şu günlerin yine önemli gündem maddelerinden birisi yargıyı hızlandırma paketi deniliyor. Adalet Bakanlığı tarafından bir bu yönüyle baktığımız zaman geniş kapsamlı bazı tasarılar hazırlandı. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek. Dolayısıyla yargı hızlandırılacak deniliyor. CHP Genel Başkanı'nın da yaptığı açıklamalarda hayır yargı hızlandırılamaz deniliyor. Onun bazı ona göre gerekçeleri var. Yani tutukluk süreleriyle konusu gündeme geldiği zaman Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda şu ifade sıkça yer alıyor. Bizde yargıyı tutukluluk sürelerine değinmiyor ama yargıyı hızlandıracağız. Yani yargı daha çabuk kararlar verecek şeklinde. CHP Genel Başkanı da diyor ki nasıl olur diyor, yargı hızlanır mı? Böyle bir şey mi olur? Hakimin önüne belgeler, bilgiler, her şey ortaya konulur. Ondan sonra hakim de buna göre, elindeki belgelere göre ve vicdani kanaatine göre karar verir. Yani hızlandırılmış adalet olmaz deniliyor. Siz nasıl bakıyorsunuz efendim yargıyı hızlandırma paket dedikleri pakete? Şimdi bu konuda bizim anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan hükmü söyledim. Bizim anayasamızın 19. maddesi ki evet. bu bazı yönleriyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesine alınmıştır. Ona göre davaların makul süre içerisinde sonuçlandırılması gerekir. Bu makul süre nedir? İşte eğer 2 yıl bir kimseye 2 yıldan fazla tutuklu olarak ceza infaz kurumunda bulunduruyorsanız ve hala yargılamasına başlayamamışsanız bu makul süre değil. Bu yargısız infaz durumunu ortaya çıkarıyor. 2 yıl içinde bitmiyorsa yani. Yani bitmesi gerekir. Yani öyle ki burada şimdi tutukluk sürelerinin 10 yıla kadar uzaması olasılığı var. Evet, şu anda yani bazı durumlarda 10 yıla kadar uzaması olasılığı var. Şimdi 10 yıl bir insan tutuklu kalacak. Ondan sonra hele beraat ederse, ki demin siz dediniz ki onun bu süre içerisinde haksız tutulmadığını göstermek için en az o kadar mahkum ederler. Evet, öyle bir yorum var. Böyle bir adalet olmaz. Şimdi makul süre içerisinde her davanın görülmesi için gereken bir makul süre söz konusudur. Bir defa dava açılırken İşte bütün delillerin çok iyi toplanması gerekir. Onu sağlamak için ceza usul kanununda bazı yeni hükümler kondu. Ve iddianamenin kabul edilmesi, iddianamenin kabulü başta çoğu yani sanki suçlanan kişilerin suçlu olduğu kabul edilmiş gibi algılanıyor. O öyle değil. Yani dosyada biçimsel yönden bir eksiklik yok. O anlamda olan bir kabuldür. Yoksa o iddialar değerlendirilecektir. Onların hepsinin kanıtlanması gerekir. Bir kimsenin mahkum edilebilmesi için hakkındaki bütün iddiaların kanıtlanması gerekir. Şimdi burada davaların olabildiğince süratle sonuçlandırılması gerekir. Evet. Ceza davaları yanında hukuk davaları bakımından da örneğin alacak davası. Alacağınız var. İşte icraya başvurdunuz veya işte dava açtınız. Bu konuda davanın makul süre içerisinde sonuçlanması gerekir. Geciken adalet, adalet değildir diye bir özdeyiş vardır. Bah, evet. Bunu unutmamak gerekir. Şimdi bu özellikle alacak davaları bakımından dava çok uzadığı zaman söylenen bir söz var. Davayı kazanan tarafın söylediği bir söz. Davayı kazandık ama müddabiyi kaybettik. Onun anlamı şu. Dava müddabi, dava konusu olan şey. Örneğin işte 10 bin lira alacak. Ya aradan işte 10 yıl geçmiş, 10 yıl sonra bugünkü 10 bin liranın evet, değeri anladım. Düşmüş oluyor. Yani o nedenle yargının makul süre içerisinde sonuçlanması gerekir. O davada adil, hakkaniyete uygun, kanuna uygun karar verilebilmesi için gerekli olan süre. Bunu ceza bakımından, işte tutuklu süreleri bakımından kanun, ceza muhakemesi kanunu azami süreler belirlemiş. Ama bunlar benim görüşümde bunlar dahi kısaltılmalıdır. Ve yargı ona göre, yani yeterli sayıda mahkeme mi yok, yeterli sayıda hakim ve savcı mı yok, ne ise bunların sağlanması gerekiyor. Niye hakikaten, niye bir devletin, efendim, niye öyle? Bir yani, devletin en önemli görevi adaleti sağlamaktır. Efendim mesela siz de Adalet Bakanlığı da yaptınız. Yani yargının böyle davalarının uzamasının
hakikaten temel sebebi nedir? Yani neden kaynaklanıyor bunların bu kadar böyle uzun olması? Şimdi bir defa mahkemelerimiz çok ağır bir iş yükü altında. Bunu kabul etmek gerekir. Ağır yükse mesela niye mahkeme yani açılamıyor bizde efendim mesela? Bir hakim işte o çalıştığı gün yani kürsüye çıktığı gün önündeki dosya sayısı 50'den az değildir. Peki şöyle. Bunların içerisinde belki o gün yani karara bağladığı, esasa göre karara bağladığı dava sayısı 1-2'dir. Çoğu hep ertelemedir. İşte hep niye öyle olur? Bir de bunun sebebi şu. Yani dava açılırken yeterli deliller sağlanmıyor. Toplanmıyor. Mahkeme delil toplamak durumunda kalıyor. Veya işte tanıklar gelmiyor. Yani bunların işlenmesini sağlayamıyoruz. Ben eskiden üniversite öğretim üyesi olduğum dönemde bir büyük bankamızın hukuk danışmanıydım. Onlar adına yurt dışında da dava takip ettim. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dava açıldığı zaman o örneğin jürili bir davaydı ve 5 gün devam etti. 5 gün jürili ve o 5 gün içerisinde bütün tanıklar dinlendi filan. Tabii jürili davalar büyük bir şov oluyor ama 5 gün öyle ki öğle yemeğinde dahi hakimler dışarıya çıkmıyor. Yani o şekilde ara veriliyor ama binanın içerisinde davayı sonuçlandırıncaya kadar hepsini dinliyor. Ondan önce de bütün şeyler delillerin sunulması gerekiyor. Ve orada duruşmada bütün söylenen sözler olduğu gibi yazılıyor ve karşınızda siz ekranda görüyorsunuz. Yani evet. Yaptığınız savunma örneğin orada veya hakimin verdiği karar ekranda aynı anda yazılıyor. Bunlar öyle kaydediliyor. Ama o süre içerisinde, o 5 gün içerisinde bazı davalar daha uzun sürüyor. 5 gün içerisinde sonuçta sadece tek bir davaya baktı. Evet. Ama ondan önce söylediğim gibi bütün deliller toplanmıştı. Buna karşı şimdi bir de şu var, istinaf yolu. Bizde şimdi bölge adliye mahkemeleri kuruluyor. Bizde şimdi ilk derece mahkemelerinin kararları aleyhine adli yargıda yargıtaya başvurabilirsiniz, idari yargıda danıştaya başvurabilirsiniz. Evet. Ama şimdi bir ara kademe olarak adli yargıda bölge adliye mahkemeleri getirildi. Bununla ilgili hazırlıklar benim dönemimde başladı. Evet. Bunun nedeni şudur. Şimdi Yargıtay mahkemenin hukuku doğru uygulayıp uygulamadığını, kanunu doğru uygulayıp uygulamadığını denetler. Ama dava nasıl görüldü? Deliller nasıl değerlendirildi? Bu Yargıtay incelemesinde çok ortaya çıkmaz. Çok anlaşılmaz. Çok çarpıcı, çok belirgin bir şey olursa o nedenle Yargıtay'ı bozar. Ama esas itibariyle kanun doğru uygulandı mı, uygulamadı mı? İstinaf mahkemelerinin fonksiyonu şu, istinaf mahkemeleri davaya yeniden esastan da bakar. Yani yeniden duruşma yapar. Anladım. Yeniden tanık dinler, yeniden belge inceler ve o şekilde karar verir. Böylece adil yargılanmanın bir unsuru gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bölge adliye mahkemeleri her yerde değil, onlar da 9 yerde evet, kurulacaktı. Ve böylece davaların bir kısmı orada hem esastan ikinci kez görülmüş oluyor, hem de bir takım davalar orada kesin olarak karar veriliyor. Örneğin belli bir miktara kadar olan alacak davaları, kesin olarak hukuk davaları. Belli bir süreye kadar olan işte hapis cezaları öngören kanunlarla ilgili davalar yahut evet, kanun maddeleriyle ilgili davalar. Bunlar kesin olarak. Geriye kalan daha önemli davalarda temyiz yoluyla Yargıtay'a gidilebilecek. Ve Yargıtay da bir temyiz mahkemesi işlevini tam olarak yerine getirmiş olacak. Aynı uygulamayı tabii idari yargıda yapmak gerekir. Yani idare mahkemeleri yahut da vergi mahkemelerinin verdiği kararlara karşı bölge idare mahkemelerine. Ve onun halen o imkan yok ama onu yapmak gerekir. Onların davalarına karşı da onların vereceği kararların bir bölümüne dair tabii hepsi değil. Evet. Danıştay'a gitme olanağını sağlamak gerekir. Yargının hızlandırılması aslında bu şekilde olur. Yargıtay'ın önünde de çok fazla birikmiş olan dava var. Danıştay önünde de öyle. Ve eğer bu şekilde
tabii mahkeme sayısını da ona göre artırmak gerekir. Hakim sayısını ona göre artırmak gerekir. İşte bölge adliye mahkemesi sayısını. Ama efendim bir de tabii yasalar da sık sık değişiyor. Bakıyorsunuz yasa çıkmış, yargıtlarda bekleyen dosyalar yeni yasaya uydurulması için geri iade ediliyor. Dolayısıyla zaten mahkemelerin kendi yükü var. Gelen yeni dosyalarla beraber hakim bir yükün altında daha kalıyor. Tabii öyle bir o şu, yani Türkiye yakın tarihte ceza kanunu yeniledi. Yeni ceza kanunu, ceza muhakemesi kanunu yürürlüğe girdi. Ceza muhakemesi kanunu daha önce. Ama ceza kanunu 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Evet. Tabii bu arada her şey değişiyor. Eski ceza kanunu yerine yeni bir ceza kanunu getirildi. Yepyeni ceza kanunu getirildi. Bazı konular suç olmaktan çıktı. Bazı konular farklı biçimde düzenlendi. O nedenle tabii onların gene ilk derece mahkemesi tabii tarafından değerlendirilmesi gerekiyordu. Şimdi bakıyoruz mesela bu istisnai gündemde, olarak yani ara dönemde. Örneğin Çekya kanunu var, bakıyoruz 2 yıl önce değiştirilmişti. Kanun değişecek diye insanlar ödemeler yapıyor, yapılmıyor. Vatandaş yani alacaklılıkta Türkiye'de zor hale geldi efendim. Tabii. Yani borçluyu koruyalım, insanların bir bölümünü koruyalım derken bir bölümüne de çok büyük haksızlık yapılıyor. Şimdi, ticaret duruyor. Tabii alacağın, o yüzden bir dengenin de kurulması gerekiyor. Tabii bu denge çok önemli. Evet. Alacağına kavuşmasını sağlamak devletin görevi. Ama borçlunun da ezilmemesi gerekir. O nedenle örneğin şimdi bu Çek kanun değişmesi söz konusu. Bu da gerçi ayrı bir kanun tasarısı olarak meclise sevk edildi ama şu anda durdurulmuş evet görünüyor. Çünkü iktidar partisi içerisinde de bir takım huzursuzluklara yol açtı. Şimdi aslında bu Çek suçlarından dolayı, karşılıksız suçlardan dolayı hapis cezasının kaldırılması benim Adalet Bakanlığım sırasında başlayan çalışmaların sonucudur. Ama bu tam olarak gerçekleşmedi. Ve Çek karşılıksız çeklerden dolayı 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası. Gerçi 2009 yılında çıkarılan kanunla bu değişti ama gene de yeni Çek yasasında da hapis cezası var. Şimdi bunlar da tamamıyla kaldırılmak isteniyor. İşte o konuda iktidar partisi içerisinde bir tereddüt, huzursuzluk olduğu anlaşılıyor. Kaldırılması doğrudur. Ben hapis cezasının bu karşılıksız çek dolayısıyla kaldırılmasına taraftarım. Çünkü bu konuda da hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 4 numaralı protokolde hem bizim anayasamızda hükümler var. Şimdi bakınız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4 numaralı protokolde şöyle bir madde var. Birinci madde. Hiç kimse yalnızca akdi ilişkiden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Aynı hüküm bizim anayasamızın 38. maddesinde yer alıyor. Orada da hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Demek ki bu hapis cezasının kaldırılması buna uygun. Çünkü çek bir ödeme vasıtasıdır. Evet. Çek ama Türkiye'deki uygulama çeki bir vadeli çekle bir kredi aracı haline getirmiştir. Tıpkı bonopoliçe gibi bir ödeme aracı haline getirmiştir. İleri bir tarih konmak suretiyle ileri tarihli çek olayı Türkiye'de yaşanır. Aslında çek ödeme aracı olduğu için tanzim tarihinden itibaren kısa bir süre içerisinde ibraz edilmesi gerekir. Yani para gibi. Evet. Ama bu vadeli çeklerde çeki yazan ödeyebileceğini düşündüğü, bankada karşılık bulundurabileceğini düşündüğü tarihi koyarak bir hüküm ve bir tarih belirliyor. Bakalım. Ve ona göre vadeli çek ortaya bakalım çıkıyor. Bakalım şeyde nasıl bir sonuç çıkacak. Evet. Şimdi burada da yani bunun kaldırılması doğrudur. Ama alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak için de tedbirler konmak gerekir. Evet. Yani orada da başka hukuki tedbirler, hapis cezası dışında hukuki tedbirler. Bunlar zaten var aslında. Çek kanunda var. Efendim, burada çek çok fazla var bir da, şey getirir mi? Fransa'nın çıkardığı kanunda ne olacak? Orada da evet, işte soykırımı inkar edersen, yani Türkiye'de soykırım uygulanmamıştı derseniz Ermenilere karşı, işte bunun karşılığında para cezası, hapis cezası öngörülüyor. Fransa'nın soykırım bu inkar yasası
Ne olacak efendim Türkiye'ye, yani insanlarımız artık gitti, bir bilim adamımız gitti orada bir uluslararası toplantıda konuşacak. Hayır, bunlar safsatadır, bunlar laftır dese ne olacak efendim? Başımıza neler gelecek? Şimdi çıkan kanuna göre bir yıla kadar bir yıl hapis ve 45 bin avro para cezası. Aslında bu yani çok yeni bir olay değil. Yani bu olay bir sürecin devamıdır. Çünkü Fransa daha önce 2001 yılında aldık bir kanun çıkardı ve orada Fransa 1915 soykırımını tanır dedi. Evet, o zaman da yine işte böyle bir takım bildiriler yapıldı. İşte büyükelçimiz geri çağırdı vesaire. Şimdi yeni çıkan kanun şunu söylüyor. Kanunla tanınmış olan bir soykırımı inkar, işte bir yıl hapis ve 45 bin avro para cezası cezalandırılır. Aslında Ermeni diasporası dünyanın her yerinde çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Ve şimdi önümüzde 2015 yılı var. Bu tabii, 1915 yıl olayları aslında burada bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı yıllarında bir tehcir söz konusu. Yurdumuzun Rus sınırında Rusya ile savaştık biz Birinci Dünya Savaşı'nda. Farklı cephelerdeydik. O sınırdaki bazı yerleşim bölgelerindeki Ermeni vatandaşlarımızın Suriye Türkiye toprağıydı. Osmanlı toprağıydı. Oraya tehciri söz konusu. Yani zorunlu göçe tabi tutuldu. Ama bu arada işte bazı insanların hayatını kaybettiği anlaşılıyor. Yollarda hastalıktan veya saldırıya uğramaktan dolayı bazı insanlar hayatını kaybetti. Bunlar bu konuda farklı rakamlar veriliyor. Ve daha sonra Ermenilerin büyük bölümü Türkiye'den ayrıldı. Başka ülkelere göç ettiler. Ama Ermeni diasporası olarak adlandırılan bir grup bunu bir dava olarak, Türkiye'ye karşı bir dava olarak sürdürüyor. Şimdi bu tabii neden büyük bir tedirginlik yaratıyor? Dünyanın başka parlamentolarında da böyle Ermeni 1915 Ermeni işte tehcirini veya onların iddiasıyla soykırımını tanıyan kararlar çıktı. Aslında soykırım bir etnik grubu veya bir dini grubu sırf bu nedenle tamamıyla yok etmek, ortadan kaldırmak. Şimdi Fransız ceza kanununda da benzeri bir tanım var. Bizim yeni ceza kanunumuzda soykırım tanımlanıyor. Soykırım için insanlığa karşı bir suç tanımı yapılıyor ve bir tanım veriliyor. Ama burada söz konusu olan bir grubu, bir toplumsal grubu tamamen dini, ortadan kaldırmak. Bile tamamen ortadan kaldırmak. Şimdi aslında bu konuda ta Osmanlı İmparatorluğu zamanında Birinci Dünya Savaşı yıllarında yargılama yapıldı. Yani orada bu tehcir sırasında işte kabahatli görülenler, Ermeni vatandaşlarımızın ölümlerine veya öldürmelerine neden olduğu kabul edilenler yargılandılar. Hatta İstanbul'da Nemrut Mustafa Divanı diye bir divanda yargılananlar var. Bunların arasında işte Boğaziyen Kaymakamı tabii, Kemal Bey de tabii, idam yani edildi. Haksız olarak Atatürk'te, idam edilenler var. Tabii idam Atatürk'te edilenler var. Onun yani, biliyorsunuz iade itibarında bulundu. Yargı önünde şey bunun saydı. Hesabı verildi bir yerde. Evet. Ve ondan sonra bu tabii o dönemde iktidarda olan İttihat ve Terakki Partisi'ydi. İşte sadrazam da Talat Paşa. Talat Paşa işte o nedenle hiç bağışlanmamıştır ve Ermeniler tarafından Berlin'de öldürüldü. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedince İttihat ve Terakki yöneticileri Türkiye dışına çıktılar. Ama onların hepsi Ermeniler tarafından takip edilerek öldürüldü. Talat Paşa Berlin'de. Paşa da, Enver işte, Paşa da evet. Enver Paşa o başka bir yani Ruslara karşı bir ayaklanma, Türkleri ayaklandırmak istiyordu ayrı bir devlet olarak. Ama mesela şeyde Said Halim Paşa öldürüldü. Evet. Sadrazam yani o dönemde sadrazamlık yapmış olan veya işte
İçişleri Bakanlığı yapmış olan önemli kişiler öldürüldü. Ve bir ara Asala diye bir örgüt vardı. Yani Türk diplomatlarına karşı dünyanın her yerinde işlenmiş olan cinayetler var. Evet. Bunlar hep intikam almak amacıyla. Şimdi bir de hukuki bakımdan işte Fransız parlamentosunun yaptığı şey. Bu daha önce bir de Yahudi soykırımı, yani İkinci Dünya Savaşı yıllarında veyahut Nazilerin iktidarda olduğu yıllarda öldürülen 6 milyon Yahudi var. Bu soykırım, bu kesin. Sırf Yahudi oldukları için 6 milyon insan öldürüldü. Evet. İşte o gaz odalarında hayatlarını kaybetti. Şimdi Fransa'da bir de bu Yahudi soykırımı için benzer bir kanun var ve iddia işte bu yeni çıkan kanunda işte Türkiye'nin adı geçmiyor. Ama kanunla kabul edilmiş olan, kanunla tanınmış olan soykırımı inkar. Şimdi 1915 soykırım onların iddiasına göre o kanunla daha önce kabul edilmiş. Dolayısıyla yani Türkiye kastedilmiyor. Bu bir gerçek olmayan beyan. Doğru değil. O nedenle Fransa'nın yaptığı bu şey aslında Fransız Anayasası'na aykırı. Nasıl aykırı? Fransa Anayasası'nda temel hak ve özgürlükler düzenlenmemiştir. Ama Fransa Anayasası'nın başlangıcında şöyle bir giriş vardır. İşte Fransız halkı 1789 Fransız işte insan hakları ve özgürlükleri beyannamesindeki ilkeleri kabul eder. Kabul eder. Ve o ilkeler arasında işte ifade özgürlüğü var. Düşünceyi açıklama özgürlüğü var. Dolayısıyla şimdi burada yapılan şey Fransa'da siz işte örneğin bilimsel araştırma sonucunda tespit ettiğiniz bir şeyi. Hayır, böyle bir soykırım olmamıştır. Nitekim bunu söyleyenler var. Fransa'da söyleyenler de var. Yahut veya başka ülkelerde evet. söyleyenler de var. Ama bu suç haline geliyor. Ne dolayısıyla bununla hem bilimsel araştırma, hem düşünce özgürlüğü, hem ifade özgürlüğü cezalandırmış oluyor. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni Fransa da kabul etmiş durumda. Ona da aykırı. Dolayısıyla yani kendi kurumlarına, kendi ilkelerine aykırı olan bir durum. Şimdi burada şöyle bir durum var ve bu Fransa'da gerek Millet Meclisi'nde, Milli Meclis'te, gerek Senato'da büyük çoğunluklarla kabul edilmedi. Yani sonuçta kabul sanıyorum edildi ama şeyde, Senato'da en son hazırlanan 60 red oyuna karşı 127 oyla kabul edildi. Sonuçta ama sonuçta kabul edildi. Orada efendim, bir de vekalet oyu var. Bizde de vekalet oyu vardır. O şekilde bize bir kişi için kullanılabilir. Orada o şekilde oylanmış ve kabul edilmiş. Şimdi bu henüz Cumhurbaşkanı Sarkozy tarafından imzalanmış değil. Ama Fransız hükümetinin tutumu belli. Fransız hükümetinde konuya sağduyuyla yaklaşan bir tek eski başbakanlardan, şimdi Dışişleri Bakanı Alain Juppé var. O buna karşıydı. Senato Başkanı da karşı. Senato Anayasa Komisyonu Başkanı da karşıydı ama bu karar çıktı. Şimdi bunun iptal edilmesi olanağı var. Fransa'da anayasa yargısı biraz farklı. Orada anayasa konseyi var. Konsey konstitüsyonel. Bu anayasa konseyine kanun çıktığı tarihten itibaren Cumhurbaşkanı'nca yayınlanacağı tarihe kadar 15 günlük bir süre var. Sarkozy'nin evet. 15 günlük bir süresi var. Bu süre içerisinde başvurma olanağı var. Bu başvuruyu kim yapabilir? Şimdi anayasaya göre Cumhurbaşkanı yapabilir. Senato Başkanı yapabilir. Milli Meclis Başkanı yapabilir. Onların yapacağını sanmıyorum. Ama bir de bu 60 kişi var. 60 karşı oy verenler. Evet. 60 senatör. Şimdi Fransız Anayasası'na göre bu başvuruyu 60 senatör veya 60 milletvekili de yapabilir. Şimdi sanıyorum karşı olanlar bu imzaları toplamaya çalışıyorlar. Eğer bu yapılabilirse aslında Fransa içinde bir yüz karası olan bir durum ortadan kalkmış olur. Onlar bizi soykırımla suçluyorlar ama Fransa ki işte Fransız ihtilalinin bütün dünyaya yaydığı özgürlük düşüncesi, insan hakları düşüncesi, yani bütün bunlarla çelişen, Fransa tarihiyle çelişen bir durum. Düşünün, Fransa Voltaire'i yetiştirmiş olan bir ülkedir. O Voltaire ki söylediklerinizin hiçbirine katılmıyorum ama düşüncelerinizi söyleme özgürlüğünüzü
hayatımın sonuna kadar savunacağım diyen bir insan, böyle bir kültür geleneğine sahip olan bir ülkede böyle bir kanun çıkarılıyor. Temenni ederim ki bu kanun işte 60 imza toplanır ve Anayasa Konseyi tarafından iptal edilir. Fakat oradaki Anayasa Konseyi de hepsi hukukçulardan oluşmuyor. Örneğin eski cumhurbaşkanları da oranın doğal üyesi durumda. Ve hayatta olan cumhurbaşkanlarından Giscard d'Estaing, Jacques Chirac da o Anayasa Konseyi'nin üyeleri arasında. Evet. Dolayısıyla yani oradan da mutlaka bir iptal çıkabilir diye bir beklenti içerisinde olmamak gerekir. Ama bu yolun denenmesi gerekir. Mesela orada efendim, şimdi şöyle sağduyunun egemen olacağını temenni ederim. Evet. Soykırım yoktur dedi Fransa'da bir vatandaşımız veya işte devletimizin yetkilisi gitti oradaki bir konuşma yaptı. Hakikaten buna ceza verilebilir mi? Şimdi çıkan kanuna göre eğer bir iptal de olmazsa bu arada verilebilir. Ona karşı şu olanak var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir temiz değil. Doğu Perinçek'in de öyle bir davası var bildiğim kadarıyla. Tabii, İsviçre'de. O İsviçre'de. Evet. İsviçre'de, evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bütün iç hukuk yolları tüketildikten sonra, yani böyle bir ceza veriliyor, işte istinaf mahkemesi, temiz mahkemesi, bu aşamalar tamamladıktan sonra başvurabileceğiniz bir yol, yani evet, büyük bir olasılıkla cezayı çekersiniz, ondan sonra gidebilirsiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin böyle bir mahkumiyet dolayısıyla bir haksızlık yapıldığını ve başvuranın işte tazminat ondan verebilecek karar bu. Evet. Tazminata hak kazandığını belirtecek bir karar verebileceğini daha kuvvetli bir olasılık olarak düşünebiliriz. Hükümet yetkililerimiz açıklama yapıyor. Yani deniliyor ki efendim işte gittik bilmem işte binlerce bilmem Türk orada ay soykırım yoktur diye bağırıp çağırsak ne yapabilirler? Hep hangimizi tutuklayacaklar gibi yaklaşımlar da sergiliyorlar. Bu yaklaşım yani doğru bir yaklaşım. Şimdi yani devlet adamlarının demesi gereken bu mu yoksa böyle bir olayı ortaya çıkmadan önlemek miydi? Yani bu maalesef işte şimdi Umut o 60 senatör ve 60 milletvekilinin yeterli imzayı toplamasında. Yani buna karşı şimdi bir de hükümet yaptırımlar uygulayacağız diyor. Aslında yani çok fazla bir yaptırım olanağına sahip değiliz. Bunu da görmek gerekir. Yani şöyle Fransa ile ekonomik ilişkileri askıya almak. Fransa ile bizim ortaklarımız var. Ortak yatırımlarımız var. Şimdi bunları durdurabilir miyiz? Durdurmak doğru olur mu? Bundan vazgeçebilir miyiz? Efendim daha çok kısa bir süre önce bu Güney Boru Hattı için Azerbaycan'dan gelen Güney Boru Hattı için Fransızların şirketlerinin %15 civarında ortağı olduğu bir şirkete onay verdi Türkiye. Yani eğer Türkiye böyle Türkiye üzerinden geçecek işte, boru hattı ile ilgili onay vermese Fransızlar bana göre biraz Ankara'nın tutumu biraz farklı gözüküyor. Gümrük Birliği içindeyiz yani. Kamuoyuna yapılan açıklamalarla diğer açıklamalar yani işin uygulamaları arasında çok ciddi farklar yani olduğunu Avrupa görüyoruz. Birliği ülkeleriyle Gümrük Birliği içerisindeyiz. Evet. Yani, onu da düşünmek gerekir. Yani Fransa ile de Gümrük Birliği içerisindeyiz. Yani bu Fransa'nın yaptığı doğru olmamıştır ve Fransa'da iç politika nedenleriyle yani orada bütün hedef Fransa'da işte 500 bin kadar Ermeni diasporası var ve daha önce ilginç Sarkozy bu daha önce de gündeme gelmişti sanıyorum evet, geçen yıl o zaman karşı çıktı ama şimdi bu yıl içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimi var önümüzdeki yıl işte genel seçimler var ve burada önce Sosyalist Parti adayı François Hollande onlar bunu gündeme getiriyor. Arkadan onların elinden aldı. Evet, onların elinden şimdi böyle bir yarışma var orada. Yani kim Ermeni oylarını kazanabilir? Ermeni oyları gelir mi? O da ayrı bir konu ama tabii, o da ayrı ama bir konu. öyle bir hesap var. Dolayısıyla sosyalistlere oyların gitmesini engelledi. Sağ kesimin seçmeni de oyunu alır hale geldi. Ve bu şekilde ve orada düşün yani şeyin Senato'nun Anayasa Komisyonu bunun Fransa Anayasası'na aykırı olduğunu yani söylediğim anlamda işte Fransa Anayasası'nın ekindeki işte 1789 insan hak ve özgürlükleri şeyi beyannamesi ona aykırı olduğunu belirtti. Hatta komisyon başkanı aleyhte oy kullandı ama
bir işe yaramadı. Politik nedenlerle, yani hem bu sene Cumhurbaşkanlığı seçim, hem gene sene, gelecek sene de orada işte milletvekili seçimleri, evet. Senatonun işte kısmen yenilenmesi söz konusu. Efendim, aslında daha konuşacak konularımız vardı ama. Böyle bir istismar var. Vardı ama şimdi sonuçta siz Demokratik Sol Parti'nin parti meclisi üyesisiniz. Partinizdeki çalışmalar ne aşamada, ne yapıyor DSP? Kısaca bir de onu özetlerseniz programımızı öyle şimdi, sonlandıralım. Şimdi Demokratik Sol Parti bir defa örgütlerini yeniden gözden geçiriyor, yeniliyor. Bazı yerlerde artık hayatiyetini kaybetmiş örgütler var. Onların yerine yeni örgüt kuruyor. Ama bir taraftan da işte ülke sorunları hakkında görüşlerini, düşüncelerini açıklamaya devam ediyor. Bu konuda maalesef basında Demokratik Sol Parti çok kolay yer almıyor. Yani o konuda. Ama efendim, oy oranı %1'lerin olunca yani, basın yer almıyor. Basında bir çeşit baraj uyguluyor. Yani %10 baraj sadece seçimlerde uygulanmıyor. Basında bize ya. Karşı uyguluyor. Bizim yaptığımız açıklamalar yer almıyor. Biz son günlerde önemli bir çalışma yaptık. Bu anayasa değişiklik gündemde, biliyorsunuz. Şimdi yeni bir anayasa yapılması çalışmalarına başlandı. Ve bu konuda bir partiler arası uzlaşma komisyonu kuruldu. Ve bütün işte siyasi partilerden, sivil toplum örgütlerinden, hatta bu konuda düşüncesi olan herkesten görüş istendi. Demokratik Sol Parti de bu konuda ciddi bir çalışma yaptı. Ben bu konuda önce anayasa değişikliği önerileri adı altında bir çalışma yapmıştım ve bu parlamento dergisinde yayınlandı geçen ay. O arada Demokratik Sol Parti de bütün örgütlerinde ve hatta bütün vatandaşlar arasında bir anket, sivil toplum örgütleri arasında anket yaptı. Hem benim çalışmamı hem bu anketten gelen cevapları birlikte değerlendirerek bazı yönlerle daha geniş kapsamlı bir anayasa değişikliği teklifi hazırladı. Bu anayasanın bütün maddeleri değil ama bizim düşüncemize göre değiştirilmesi uygun olacak, değiştirilmesi gerekecek maddeler bakımından yapılan bir öneridir. Ve biz önceki hafta içerisinde bu partiler arası uzlaşma komisyonundan randevu aldık. Oraya gittik. Genel Başkanımız Masum Türker, Genel Sekreterimiz Hasan Erçelebi ve ben bir sunuş yaptık. Bu görüşlerimizi hem sözlü olarak aktardık hem de yazılı olarak takdim ettik. Sanıyorum ki yararlı olur. Mutlaka. Söylemek istediğim, Demokratik Sol Parti yani ülke sorunları konusunda görüşlerini iletmeye devam ediyor. Ama Demokratik Sol Parti'nin önündeki en önemli engel %10 seçim barajıdır. Çünkü %10 seçim barajı seçmen tercihlerini saptırıyor. Son seçimde ben de adaydım. Oradan biliyorum. Seçmen, yani bize oy verebilecek seçmen bizim %10 barajını aşabileceğimizi düşünmüyor. Bu anlaşılıyor ki önerileriniz arasında %5'e çekilmesi var galiba. O nedenle barajın düşürülmesi gerekir. Eğer kaça kadar düşürülmesini öneriyorsunuz? Makul bir baraj olsa, bizim daha önce bu konuda önerimiz var. %5 baraj önerimiz var. Hatta biz bunu, biz bu 12 Eylül 2010 günü kabul edilen anayasa değişikliğinden önce, hem o zaman da anayasa değişikliği önerilerimiz vardı. Yine aynı şekilde. Sonuçta kazandık. Bekleyelim, görelim. Hem onları, evet, hem bu %5 barajı önerimizi mecliste grubu bulunan bütün siyasi partileri ilettik. Bu arada İktidar Partisi'ne de ilettik. İktidar Partisi Genel Merkezi'nde, yani AK Parti Genel Merkezi'nde bizzat Sayın Başbakan'a görüşlerimizi ilettik. Evet. Başbakan anayasa değişiklikleri konusunda siz bizden önce davranmışsınız dedi ve orada önerdiklerimizden bir bölüm, örneğin kamu denetçiliği kurumu, işte şikayet hakkı, bireysel şikayet hakkı ile ilgili bir takım görüşlerimiz girdi anayasaya. Ama seçim barajı konusunda Sayın Başbakan bu istikrarsızlığa yol açar, bunu kabul edemeyiz dedi. Bakalım biz ne olacak. Biz de tersini savunduk. Çok teşekkür ederim. Ama sağ olasın. Sanıyorum ki 2014 seçimlerinden önce bu barajda düzelmiş olur diyorsun. %5'e indirme yolunda bir, evet, makul düzelmiş
düzenleme yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu yönde teklifi var. Bu teklifte değerlendirilerek teşekkür ederim. Böyle sağ olun. Bir düzenleme yapılır. Sağolunuz. Ve programımızın manşetin sonuna geldik. Programımızın tekrarını cumartesi günü saat 20'de, pazar günü de saat 13'te tekrar izleyebileceğinizi belirtiyor. İyilikler, esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın.